Merhaba Marazeli. Nihayet yeniden karşılaştık. Ben artık Marazeli'nin sandığımız kadar suçlu olduğunu düşünmüyorum çocuklar. Kusura bakmayın ama ne demek istediğinizi pek anlayamadık amirim. O gece arabam Maria ile birlikte havaya uçmadan önce Marazeli beni cep telefonundan aradı ve uyardı. Bana çok dikkatli olmamı ve birilerinin beni öldürmek için emir verdiğini söyledi. Ardından da Maria... Ne oldu dostum? Betim benzin attı bir anda. Çok mu korktun beni bir anda karşında görünce? Bana, babama, aileme bulaşıp ondan sonra bu kadar kolay elimizden kurtulabileceğini mi sandın? Üzüldüm sadece sizin için. Ondan böyle rengim değişti. Biraz içim parçalandı. Niye üzülüyorsun ki? Biz gayet iyiyiz böyle. Şu anda gayet iyisiniz, bu doğru. Ama hemen arabalarınızı çekip yoluma gitmeme izin vermezsiniz. Ve ben sizin yüzünüzden 10 dakika sonra kalkacak olan feribotu kaçırırsam... O zaman hepinizin kafasını teker teker kırmak zorunda kalacağım. Ve en az bir 6 ay kendinize gelemeyeceksiniz. Yürüyün! Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda ince bir fark var. İyi ile kötü arasında duvar var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Soldan hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular dık anlamış. Yani o gece asıl hedef Maria değil, bendim. Ve Marazeli tıpkı bizi o kaçakçıların deposundaki yangından kurtardığı gibi yine benim hayatımı kurtarmak istedi. Ama bu defa geç kaldı. İyi de amirim, Marazeli eğer gerçekten suçsuzsa neden bizden kaçıp saklanıyor? Neden ortaya çıkıp adalete teslim olup suçsuzluğunu ispatlamaya çalışmıyor? Çünkü Marazeli artık adalete güvenmiyor. Seni daha önce uyardım. Şimdi son kez uyarıyorum. Bir daha karşıma çıkma. Marazeli bizden değil. Onu yok etmeye çalışanlardan kaçıyor.
Çünkü eğer ortaya çıkıp teslim olursa, daha konuşamadan, tüm bildiklerini anlatamadan birileri tarafından yok edileceğini biliyor. Ve hala bir tek kan kardeşine. Yani bana güveniyor. Büyük ihtimalle beni öldürmek isteyen kişilerle Maraz Ali'yi yok etmek isteyen kişiler aynı kişiler. Ve yine büyük ihtimalle benim de Maraz Ali gibi bazı şeyler bildiğimi sanıyorlar. Ya da bunları öğrenip Maraz Ali'ye yardım etmemden korkuyorlar. İşte bu nedenle Maraz Ali benim hayatta kalabilmem için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü onun hayattaki tek şansı benim. Yani demem o ki arkadaşlar, eğer biz Maraz Ali'yi başkaları onu bulup yok etmeden yakalayamazsak, aylardır kafamızı kemiren soruların cevaplarını asla öğrenemeyeceğiz. Ve ben hiçbir zaman beni öldürmeye çalışan şerefsizleri, yani benden Maria yalan köpeklerin izini bulup onlardan intikamımı alamayacağım. İşte bu nedenle arkadaşlar, bundan gayrı Maraz Ali'yi sadece bir sanık olarak değil, aynı zamanda bir tanık olarak da arıyoruz. Ve bu bulmacayı çözebilmek için ne benim ne de Maraz Ali'nin çok fazla vakti kaldığını sanmıyorum.